Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Transferin son günleri, son saatleri Türkiye'de her zaman çok hareketli geçmiştir. Eksik kalan bölgelere hızla transfer yapmak isteyen yöneticiler vitesi sona takıp tam gaz transfer harekatına başlar. Ancak belki de 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gecede yaşanan transfer hareketliliği hiçbir gecede yaşanmamıştır. Evet, daha da yaklaştı artık heyecan dorukta. Arjantinli dünya yıldızı Galatasaray'la sözleşme imzalamak adına İstanbul'dalar. Şu anda da görüntüde Matias Ross var. Mario Icardi. Galatasaray'da Erden Timur ve Dursun Özbek birkaç haftalık sessizliğin ardından 2 günde İstanbul hava sahasını adeta esir aldılar. Çilek transferler, potansiyelli genç oyuncular peş peşe İstanbul'a indi. Dünya yıldızı, Serie A gol kralı PSG'nin forveti Icardi, Danimarkalı genç stoper Matias Ross, Kosovalı kanat Milot Rashica ve son olarak Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Juan Mata. Bu özel isimler yeni sezonda parçalı forma giyecekler. Kısa paslarda sizler için tüm yeni transferleri teker teker inceledi. Kemerleri bağlayın. Sezonun son ama en bomba 100 saniye videosu elektronin yıldızı MediaMarkt'la başlıyor. 5 futbolcu da teker teker anlatılıyor. O isimle başlıyoruz. Yıldızlarla dolu Galatasaray hücum hattının askeri olacak kaliteli bir isimle, Rashica ile. 1996 yılında Kosova'da doğan Milo Rashica, futbola doğduğu şehir olan Kosova Vuşturya takımında başladı. 2015 yılında Vitesse'ye transfer oldu ve burada 100 maça çıkıp 15 gol attı, 24 de asist kaydetti. Devliklerin dikkatini çekti ve 8.1 milyon euroya Bundesliga ekibi Werder Bremen'e gitti. Gerçek prime dönemini geçirdi ve 100 maça çıktı. 27 gol atıp 19 asist kaydetmesi ona Premier Lig'in kapılarını açtı. 2021 yazında yine piyasasını yükselterek 11 milyon euroya Norwich'e gitti. Ancak burada işler pek istediği gibi gitmedi. Norwich ligin en kötü takımıydı ve açık ara farkla küme düştü. Bu da Rashica'nın gelişmekte olan performansına büyük bir darbe oldu. Premier Lig'e gelene kadar hızı, tekniği ve skorer yapısıyla dikkat çekmişti. Ancak Norwich'in içinde bulunduğu kara bulutlar onun gerçek performansını göstermesine izin vermedi. Geçen sezon 35 maça çıktı. Ligde sadece 23 gol atan Norwich'in 2 gol 2 asisti Rashica'dan geldi. Rashica'nın bireysel özelliklerine bakacak olursak Rashica öncelikle hızı ve temposu ile dikkat çekiyor. Kanatların her ikisinde de forma giyebilir ancak sağ ayaklı oluşu nedeniyle genelde çizgiye basan bir sağ kanat rolüne bürünüyor. Ancak sol açıkta da tercih edildiğinde bu kez içe kat etme özelliği devreye giriyor. Rashica güçlü fiziği sayesinde maç boyunca temposunu koruyabiliyor. En dikkat çeken yönü ise skorer bir kanat oyuncusu olması. Zaten Bundesliga'da gol yönüyle öne çıkan bir futbolcu olmuştu. Bu da Onyekuru sonrası yabancı kanatlardan gol bulamayan Galatasaray için önemli bir silaha dönüşebilir. Tüm bu özellikleriyle Rashica hem solda Yusuf'a hem de sağda Yunus'a alternatif olarak kadroya dahil edildi. Yunus genelde içe kat eden, bekini çıkaran bir rolde. Rashica forma giydiğinde daha fazla çizgiye basan ve oyunu genişleten bir isim olacak ve Galatasaray'ın sete set hücumlar yapmasına alan sağlayacaktır. Sol çizgide ise Kerem'in bu sezon yapamadığı son pasları atabilir ve bitirici kısımda Kerem'in önüne geçebilir. Burada dikkat çeken faktör Mertens, Mata ve Icardi ile uyum olacaktır. Özellikle Mertens tek toplar atarak Icardi'de boş koşular yaratarak Rashica'yı sık sık savunma arkasına kaçırabilir. Biz Rashica'nın hem tarz olarak hem de tempo olarak Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Rashica yıldızlarla dolu Galatasaray hücum hattında bir asker olarak gereken mücadeleyi verecektir. Kendisini Avrupa'da yeniden kanıtlamak isteyen Rashica kiralık olarak parçalı formayı giyecek. Kiralama için herhangi bir ücret ödenmeyecek ancak oyuncunun maaşını Galatasaray'a ödeyecek. Galatasaray'da başarılar Milo Rashica. Şimdi gelelim popüler bir genç yıldıza, Yusuf Demir'e. Erden Timur'un kendi inisiyatifiyle özel olarak yürüttüğü operasyon mutlu sona erdi. 100 saniyeyi başlatalım ve Yusuf'u detaylıca tanıyalım. Merhaba, Yusuf burada. Çok mutluyum burada olduğum diye. Bugünden itibaren antrenmanlara başlayacağız. Evet, çok mutluyum. 2003 yılında Avusturya'da dünyaya gelen gurbetçi futbolcu futbola First Vienna altyapısında başladı. Yetenek ve futbol zekası olarak yaşıtlarının hemen önüne geçmişti. Öyle ki geleceğin wonderkid listelerine 14 yaşındayken girmeyi başardı. 2020 yılında Rapid Vienna'nın A takımına yükseldi. O dönem milli takım yetkilileri tarafından da milli takıma kazandırılmak istense de tercihini Avusturya'dan yana kullandı. O sezon ligde 32 maça çıkıp 9 gol atan Yusuf büyük takımlarında radarına girdi. Barça'nın La Masia yetkilileri Yusuf'a yatırım yapmaya hazır.
hazırdı. 2021 yazında Barcelona onu kiralayarak gelişimini görmek istiyordu. FM oyunlarında ve UEFA raporlarında geleceğe damga vurmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Teknik, hızlı ve pas meziyetleri gelişmişti. Geçen sezon Barça'ya transferi büyük bir sükse yapsa da yeterli forma şansını bulamadı ve kulübüne geri döndü. Bu aklınızda bir soru işareti yaratabilir ama takım arkadaşı Icardi'de, Pique'de, Fabregas'ta birçok yıldızda Barça'da forma şansı bulamayıp başka takımlara gitmişti. Yusuf'un Barça gibi zorlu bir kulüpte şans bulamaması çok da şaşırılacak ve ona eksi yazacak bir şey değil. Yusuf'un bireysel özelliklerine bakacak olursak Yusuf çok yetenekli bir futbolcu. Topu ayağına aldığında çalım atabilen, derin paslar gönderebilen ve liderlik yapabilen birisi. 10 numara olmasına rağmen kanatlarda da forma giyebilen Yusuf çalım atmak konusunda hiç sorun yaşamıyor. Rakip eksiltme ve kaleye gitmek için Galatasaray'a büyük ölçüde katkı sağlayabilir. Uzun lig maratonu ve takımın yaş ortalaması düşünüldüğünde Yusuf rotasyon içerisinde sık sık forma giyecektir. Yusuf hem kanat oyuncularıyla hem de Mata ve Mertens gibi merkez oyuncularla ilk 11 rekabetine girebilir. Yusuf maalesef Türk kontenjanından sayılamayacak ama U21 kontenjanını doldurması kadroyu rahatlatacak. 6 milyon euro gibi bir yatırımla alınan ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Yusuf umarız ki Galatasaray'dan en az 20 milyon euroluk bir bonservisle bir dünya yıldızı adayı olarak ayrılır. Galatasaray'da başarılar genç Yusuf Demir. Şimdi gelelim 10 numaranın yeni sahibine. Tiki Taka futbolunun kalbinde yetişmiş, İspanya milli takımının prime döneminde hep kadroda olmuş Premier Lig'in sefiri Juan Mata'ya. 34 yaşındaki İspanyol futbolcu olağanüstü bir kariyere sahip. Oviedo altyapısında futbola başladıktan sonra Real Madrid altyapısına dahil oldu. 2003 yılında Zidane'lar, Ronaldo'lar, Figo'lar A takım antrenmanındayken Mata da kenardan dünya yıldızlarını izliyordu. Los Galacticos'un dünyayı salladığı dönemde Barça futboluysa altyapıya büyük yatırım yapmış, Xavi'ler, Iniesta'lar La Masia'da yetişmeye başlamıştı. Real Madrid'de bu altın nesle altyapısından çıkardığı Juan Mata ile cevap veriyordu. Madrid altyapısından sonra 2007 yılında Valencia'ya transfer oldu ve muhteşem yükselişi başladı. Mestalla'da 10 numarayı sırtına geçirdi ve tam 174 maçta giydi. 46 gol ve 52 asistle Valencia macerasını tamamladı. Artık onun için hedef daha da yukarıya çıkmaktı. 2010'da Dünya Kupası şampiyonu Apoletini omzuna geçirdi. O efsane İspanya kadrosunun Mata'da bir parçasıydı. 2011 yılında Andre Villas-Boas bu genç İspanyol için tam 26 milyon euro ödüyordu. Valencia'nın 10 numaralığından Chelsea'nin 10 numarasına terfi etmişti. Mavilerde çıktığı 135 maçta 32 gol ve 58 asist kaydetti. Ayağının tozuyla da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Artık hem Dünya Kupası sahibiydi hem de Şampiyonlar Ligi. 2014'te sıradaki durağı Manchester United oldu. Tam 44 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Sir Alex Ferguson sonrası arayışta olan Manu bir türlü dikiş tutturamadı ancak Mata taraftarın kalbinde çok özel bir yere sahipti. Karakteri ve liderliğiyle herkes tarafından sevilen Mata sağ dışında da özel işlere imza attı. Kamın adında bir yardım derneği kurdu. Bu dernek futbolcuların maaşının %1'ini alıyor ve yardıma muhtaç insanlara bağışlıyordu. Mata'nın saha içi özelliklerine dönecek olursak, Mata Galatasaray'da sorumluluk alan alfa karakter olacaktır. Gittiği her takımda takımın gizli lideri olan ve her alanda takımı motive eden Mata, harika bir futbol görüşüne ve zekasına sahip. Birçok İspanyol orta saha gibi hızıyla değil, tekniği ve zekasıyla oynuyor. Takımını baskıdan rahatlıkla çıkaran, uzun toplar atan, harika duran toplar kullanan, yeri geldiğinde uzaktan şutla gol atabilecek olan Mata, Galatasaray'daki eksik ruhu tamamlayabilir. 34 yaşında olması ve fiziksel olarak zayıf olması bir dezavantaj olsa da Mata'nın sezonun büyük kısmında ilk 11 yerine hamle oyuncusu olarak katkı vereceğini düşünüyoruz. Futbolun en büyük iki kupasının sahibi, Premier Lig'in en çok gol ve asist kaydeden orta sahalarından Mata, Manchester United'la sözleşmesinin bitmesinin ardından kısa bir tatil yaptı, Galatasaray'la 1 yıllık sözleşme imzaladı ve 1.8 milyon euro maaş alacak. İstanbul'a hoş geldin Juan Mata. Ve gelelim Galatasaray stoper hattının yeni jokeri Matias Rosa. Aslında tek başına bir video ile Rosa anlatmıştık ama o videoyu izlemeyenler için 100 saniye sayacı şimdi başlasın. 2001 yılında Danimarka'da doğan Matias Ros futbola Danimarka'nın köklü kulüplerinden Aalborg altyapısında başladı. 17 yaşında A takıma da burada yükseldi. 2019 sezonundan itibaren de ilk 11'e yerleşti. 5 sezonda toplam 104 maça çıkıp 6 gol 1 asist kaydetti.
Oyuncunun bireysel özelliklerine geçersek 1.91 boyunda ve haliyle kafa toplarında gerçekten etkili. Hatta en öne çıkan özelliğinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yüksek fiziğine göre de hızlı ve süratli bir futbolcu. Ancak pas kabiliyeti konusunda önemli soru işaretleri barındırıyor. Bu konuda da biraz Nelson'a benzetebiliriz. Genelde garanti yan pasları tercih ediyor ve dikine oyun kurmaktan çekiniyor. Onun için güçlü, ayakları yere sağlam basan, ilk dokunuşu iyi olan ve iyi markaj yapan birisi diyebiliriz. Ancak pas ve pozisyon alma konusunda kendini geliştirmesi gerekiyor. Danimarka Ligi'nde düzenli forma giyen takımının potansiyelli gençlerinden birisi. Rose adı geçen diğer isim Kaan Ayhan'a göre ekonomik anlamda oldukça uygun. Fakat Kaan gibi Türk pasaportu taşımadığı için ancak Nelson'la rotasyona girebilir. Baskıdan uzun topla çıkan rakiplere karşı kazandığı kafa topları da takım için önemli bir parametre olacaktır. Ancak hızlı ve yerden etkili forvetlere karşı sorun yaşayabilir. Bunun sebebi genelde ilk müdahalelerde etkili olmasına rağmen rakibine yüzü döndüğünde maalesef kolay çalım yiyebiliyor. Özetle Rostan, Marco ve Nelson gibi elit bir stoper performansı beklemek kısa vadede hayal kırıklığı yaşatacaktır ama şu konudan emin olabiliriz. Mücadeleden kaçmayan bir oyuncu olan Rose, sert ligimizde oynayan birçok pivot santraforlarla mücadele edip tabiri caizse göğüs göğüse çarpışabilir. Transferin mali tarafına geldiğimizde ise Galatasaray Matias Rose için kulübüne 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Rose'a yıllık 500 bin euro civarında maaş ödemesi bekleniyor ve sözleşme 4+1 yıllık olacak. Umarız Rose burada ciddi bir çıkış yakalayıp yüksek bonserviste satılabilecek bir stopere dönüşür. Ve şimdi de son olarak gelelim gecenin çileğine. Kaçıranlar için Icardi sayacı başlıyor. Mauro Emanuel Icardi Rivero, 1993 yılında Messi'nin de doğduğu şehir olan Rosario'da doğdu. Messi'nin yetiştiği topraklar Icardi'ye de yaramıştı. Zaten kaderleri de benzeyecekti. Ülkesinin amatör kulüplerinde futbola başlayan Icardi, tıpkı Messi gibi Barcelona'nın La Masia scoutları tarafından keşfedildi. 2008 yılında adım attığı Barça'da istenilen sıçrayışı gerçekleştiremedi. 2 sezonunu alt yaş gruplarında geçirdikten sonra 300 bin euro bonservisle 2011 yılında Sampdoria'nın yolunu tuttu. Sampdoria da 72 kez forma giyip 41 kez gol attı. Bu istatistiklerde Inter'e transfer olması için yeterliydi. 2013 yazında 13 milyon euro bedelle Inter'in yolunu tuttu ve esas macera burada başladı. Tam 6 yıl formasını giydiği Inter'le 219 maça çıktı ve 124 gol atıp 29 asist kaydetti. Hem kaptanlık sorumluluğu hem de takımın yükü onun omuzlarındaydı. Artık İtalya'da da süperstar olarak lanse ediliyordu. Popülerliği futbolun dışına çıkmıştı. Hatta yaşadığı bir olay Dünya Magazini'nin odağında yer aldı. O dönem takım arkadaşı Maxi Lopez'le evli olan top model Wanda Nara boşanmasının hemen ardından Icardi ile evlenmiş, haliyle de ortalık bir hayli karışmıştı. Bu ilginç olayı eğer isterseniz ayrı bir videoda detaylı olarak anlatabiliriz. Şimdi konumuza geri dönelim. Wanda Nara ile evlenmesinin ardından İtalya'da istenmeyen adam haline gelen Icardi önce PSG'ye kiralık olarak transfer oldu. Ardından da 50 milyon euro bonservis bedeliyle Paris ekibine katıldı. Özellikle Messi'nin gelişi ve Mbappe'nin harika performansıyla ikinci plana düşen Icardi her şeye rağmen fena bir performans göstermedi. Paris formasıyla 92 kez maça çıkıp 38 gol attı ve 10 da asist yaptı. Son 10 yılda Avrupa liglerinde en çok gol atan futbolcuların arasında yer alan Icardi'nin bireysel özelliklerine bakacak olursak kendisi her Arjantinli hücum futbolcusu gibi çok teknik. Ondan bir 10 numara gibi yaratıcılıklar, ara pasları hatta çalımlar bekleyebiliriz. Rakip eksilten, topu hem ayağına hem de önüne isteyen çok skorer bir forvet. Yani tüm 10 numara meziyetlerine sahip komple bir forvet diyebiliriz ve hatta onu abisi Agüero'ya da ciddi şekilde benzetebiliriz. Inter'de 2014 ve 2019 yılları arasındaki performanslarına baktığımızda her sezon en az 16 gol, maksimumda 29 gol attı. 2 kez gol kralı oldu, hatta 2018 yılında İtalya'da yılın futbolcusu bile seçildi. Paris'teki ilk sezonunda da 20 gol atmayı ihmal etmedi. Özetle Icardi kesinlikle istikrarlı bir forvet. Az forvet olduğunda rahatlıkla skor yapabiliyor. Galatasaray'daki tahmini oyuna bakacak olursak Okan Hoca onu farklı versiyonlarda kullanabilir. Icardi yapısı gereği her formasyonda kendine yer bulabilecek mobil bir forvet. Mertens'in de 10 numara ve hatta kanatta oynayabildiğini, sık sık alan değiştirdiğini düşünürsek Galatasaray hücum hattı son yıllarda olmadığı kadar hareketli olacak. Özellikle iç saha maçlarında Icardi, Seferovic, Mertens üçlüsünü aynı anda sahada görmemiz de muhtemel. Seferovic'in sırtı dönük oyunu, Icardi'nin dikine giden hücum anlayışı ve Mertens'in oyun zekası açık oynayan rakipler karşısında ilginç skorlara imza atabilir. Peki, eli avuca sığmayan özellikleriyle dünyanın sayılı golcülerinden biri olan Icardi
ne oldu da ligimize geliyor. PSG şüphesiz dünyanın en ihtişamlı ve egolu kadrosuna sahip. Öyle ki Messi ve Mbappe kavgası bile sürüyor. Icardi her ne kadar geçen sezon 30 maça çıksa da bu maçların çoğunda yedek başladı ve sonradan oyuna girdi. En önemlisi büyük maçlarda ve özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında tercih edilmedi. Bu durumda Icardi ayarında bir süper yıldızın katlanabileceği bir şey değil. Icardi bu yaz sonunda takımdan ayrılmak istediğini söyledi ancak Avrupa'nın diğer büyük kulüpleri PSG'den aldığı 8 milyon euro maaş seviyesine çıkamadı. Bu sebeple de Icardi için sadece kiralık formülü masada kaldı. Transferin Avrupa'da kapanmasının son günlerinde de olunca kiralık tekliflerden en öne çıkan Galatasaray'a aitti. Arjantin'de yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmayı isteyen Icardi kendisine direkt 11 sözü veren Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Transferin maddi tarafında 8 milyon euro civarındaki maaşın 5 milyonlu PSG'nin ödeyeceğini söyleyelim. Bu oldukça karlı bir madde. Ayrıca PSG'nin 30 milyon euro satın alma opsiyonu koyalım teklifini de Galatasaray'ın reddettiği söyleniyor. Peki sizce transferin son gününde baştan aşağı kadroyu yenileyen Galatasaray şampiyonluk yaşayabilir mi? Okan Buruk bu isimleri nasıl kullanmalı? Sizce en faydalı transfer hangisi oldu? 100 saniyeye sezon boyunca gösterdiğiniz harika ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.